saatle ilgili haberleri okudunuz mu bilmiyorum. Okumadı arkadaşlarım. Yabancı bir hayranı soruyor, Müslüman mısın diyor ve arkasından cevap geliyor. Evet, Müslüman doğdum. Çok sevilen bir oyuncu ve yabancı hayran kitlesi de çok yüksek. Şu anda görüyorsunuz, İngilizce yazmış bunu. Diyor ki, yes, I'm a Muslim born, secular and an independent woman, nice meeting you. Evet, Müslüman doğdum, sekülerim ve bağımsız bir kadınım. Sizinle tanıştığıma memnun oldum diye yabancı bir hayranına cevap veriyor. Çok şükür Müslüman doğdum mu demek istiyor? Hayır, Müslüman doğdum diyor. Çok şükür kısmı yok başında. Hayır, yani acaba o kafada mı yazıyor? Şimdi bu sekülerin şeyini anlamını... Ha, biz sabah değil mi? Evet, bir iyice biz dedik konuştum. Yanlış bilgi vermeyelim. Bilgi değil, direkt okuyalım dedik. Türk TDK'da, Türk Dil Kurumu'nun açıklamasında dünyacı şöyle anlamı diyor, birebir. Sekülerizm toplumda ahiretten ve diğer dini, yani buna Müslümanlık da dahil, hepsi, yani Yahudilik de dahil, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket. Yani biz çok ortada bir kavram bu. Seküler laik diye aslında bildiğimiz bir kavram. Ama her laik o şeyi söylesene. Evet, her laik seküler sayılmıyor. Evet. Her seküler laik sayılmıyor. Böyle ortada yani, bir kavram. Çok birbiriyle de bağdaşan bir şey değil. Yani laik olduğunu ifade ediyor da diyemiyoruz burada. Bir hayranı Müslüman mısın diye soruyu niye sormuş? Hadi sormuş, yabancı bir hayran. Yabancı hayran. Için. Ama hani çok şükür biz hep şöyle diyoruz ya, elhamdülillah Müslümanım diyoruz mesela. Hı-hı. Biz ya da çok şükür Müslümanım diyoruz. Müslüman doğdum demek. Şimdi aslında orada ben gibi, bir sürü şey var. Şimdi ben Müslüman orada biraz doğdum. İyi niyetli düşünüp acaba içinden çok şükür Müslüman doğdum mu demek istedi? Yoksa Müslüman doğdum Hayır. ama... Müslüman doğdum ama yani ben şöyle algılıyorum, tamamen kişisel. Müslüman doğdum ama dünyadaki her şeye, her dine ve her şeye eşit uzaklıkta bakıyorum. Evet, seküler bir parça da o demek. Seküler bir parça da o demek. Yani sadece bir dinin öğretisi tamam. üzerinden değil. Dünyayı seviyorum, dünyanın üzerindeki varlıkları seviyorum. Tamam, İlla bir dinin mensubu olduğum için onun vecibeleri üstünden bir şey yapmıyorum mu algıladım ben. Yani ya da şöyle, yabancı bir hayranına da saygıdan bunu da söyleyebilir yani. Evet, herkese saygı duyuyorum ya da işte ben her şeye inanıyorum. Ben bak. Böyle algılıyorum. Şöyle, yani hepinize saygı tabii, duyuyorum. Tabii, o diyor işte, bütün dinlere şimdi ve her tabii. şeye aynı uzaklıktayım. Yani. Müslüman olmam tersi bir durum gerektirmiyor diyor. Katılıyorum sana, çünkü Müslümanlıkla ilgili dünya üzerinde şöyle bir algı var ya, yani sadece sanki Müslümanlığı tutuyoruz, diğer dinlere karşı böyle bir antipatimiz varmış. Bu da bize en çok bizim ülkemiz diğer dinleri sevgiyle kucaklıyor. Yabancı biri sorduğu için, bunu Türk biri sorsaydı bu cevabı vermezdi zaten. Evet. Müslümanım, yani Müslüman doğdum ama bütün dünya işlerine saygılıyım. Dünya dini neyse işte bunların hepsine mesafeliyim. Bütün dünya ve insanlarını evet, da seviyorum. Ve saygılıyım gibi algılıyorum. Haydi ben bakalım.